Sürede bitti. Son sözlerinizi rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum size Sayın Serdaroğlu. Sayın Serdaroğlu'nu da hem saygıyla askerce selamlıyorum. Sayın Polat'ın da söylediklerinden çok yararlandım. Bakın dava kapsamında bir şey söyleyeyim. Ben mahkemede başvurdum yazılı olarak, dilekçe verdim. Dedim ki Sayın Serdaroğlu, Hüsamettin Cindoruk, Yaşar Topçu ve rahmetli Vural Savaş, yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bunların mahkemede dinlenmesine ilişkin mahkeme bunları kabul etmedi. Nitekim bir süre sonra bizim avukatlarımızdan bir tanesi Sayın Serdaroğlu'nu mahkemeye getirdi. Getirince dinlemek zorunda kaldı hakim. Aynen burada söylediklerini mahkemede de söyledi. Dedi ki o hükümeti biz devirdik kardeşim dedi, biz devirdik. Askerlerle ne ilgisi var? Ben şimdi siyasetçiyim, Erdoğan'ı devirmek istiyorum. Ben şimdi darbeci miyim dedi. O anlamda 28 Şubat konusundaki verdiğiniz o dayanışma, o yaklaşım, açıklamalarınız için minnettarım. Çiller bu kapsamda 7-8 kez kendisine davet gönderilmesine rağmen mahkemeye gelmedi. En sonunda zorla getirileceğine ilişkin şey çıkınca o da Ankara'ya gelmedi. İstanbul'dan Segbis yöntemiyle şeye katıldı. Ama dikkat, darbe ile yıkılmış iktidarın başbakan yardımcısı ben şikayetçi değilim dedi. Değilim dedi. Fakat çok önemli bir şey, mahkemede verdiği bilgiler medyaya yansıyınca Sayın Saygı Öztürk gazeteci Yaşar Topçu ile dönemin bakanlarından Yaşar Bey ile bir mülakatında Yaşar Bey diyor ki efendim Çiller Hanım mahkemede doğruyu söylememiş benim okuduğum kadarıyla dedi. Ben kendisine gittim bunları mahkemeye gelir anlatır mısınız diye. Bakın doğru söylemediğini söylüyor. Evet. Ama şey ben tabii gelirim dedi ama mahkeme kabul etmedi onu da. Tarih hepsinin hesabını soracak diyoruz. Hakikaten çok önemli, birbirinin içine geçen, hiçbirini birbirinden ayıramayacak.